With the first pick in the 1992 NBA draft, the Orlando Magic selects Shaquille O'Neal from Louisiana State University. Herkese selamlar, tekrardan bir kart oynanış videosuyla karşınızdayım. Fakat bugün bir tane kart değil, iki tane kartın oynanış videosunu çekeceğim. Kartlar, ama ne kartlar, yani hayatımda gördüğüm en iyi kartlar olabilirler. Hemen Power Forward'dan başlayalım. 92 overall Amethyst, Kristaps Porzingis, New York Knicks Throwback Elite kartı. Arkadaşlar bu kartın çıkışı yeni oldu. Bu arada çok değişik bir fotoğraf koymuşlar oraya. Oradaki fotoğrafı farklı bir şey sandım. Her neyse. 92 ofansif, 85 defansif ratingi var. 7-3 boyunda. Shaq'ten daha uzun ama power forward'da oynuyor. Değiştirebiliriz eğer maç esnasında bir sıkıntı yaşarsak, yani yerlerini. 240 pound ve 20 yaşında. Hemen istatistiklerine bakalım. 96 turnike, 78 driving turnikesi var. O bakımdan biraz düşük. Open shot mid range 90. Ama benim koçla birlikte 94 oluyor. Bunu her videomda söylemem gerekiyor. Yoksa yani söylemem lazım bunu. Open shot 3 de 90. Aynı Hidayet Türkoğlu gibi ama 94 oluyor yine benim koçla birlikte. Standing dunk 95. Driving dunk 75. 7-3 boyunda birisi. Yani driving dunk'ının 76 şansında olmasını tahmin bile edemiyorum. Çok kötü olurdu. Yani 7-3 boyunda birisiysen abi, yani herhangi bir atletizmi bile yoksa illaki o driving dunk'ı yapacaksındır. Blow 89, shot counter 88 ama boyundan dolayı çok kazanacak oradan, yani 88 değil de daha 90 üstü falan görebiliriz onun oyun içinde. Genelde pick and pop'larla kullanacağız zaten Kristaps Porzingis'i. Bu arada bu sezon çıkan ikinci Porzingis kartı, o yüzden daha önemli kılıyor kendisini. A artı 3'lük burada çok değinecek bir şey yok, yani neredeyse hepsi iyi. Playmaking'i dışında ona da gerek yok diye düşünüyorum. 10 tane gold rozeti var. Hiç Hall of Fame koymamışlar. Büyük ihtimalle Limited Stage koymamışlardır. Aynen öyle. Keçen şut var. Tile Scorer var. Posterizer var. Sıkıntı değil. İyi badge'ler bunlar. Kartın görünüşü de bu şekilde. Az önce gösterdiğim gibi. Hadi en önemlisine geçelim. Bu kart bir promosyon altında çıktı. Bir oyuncu promosyonun altında. Şimdi o oyuncuyu göstereceğim. 97 overall Pink Diamond Shaquille O'Neal. 20. sene özel promosyonun altında. Daha doğrusu adının altında promosyon geldi. Yani Shaquille O'Neal PAX adının altında. Her iki haftada bir 2K bunları çıkarıyor. Bu ikinci tur diyeyim. Hani ilk turda Magic Johnson, Blake Griffin falan çıktı. Bu ikinci tur, zaten arka plandan anlıyorsunuzdur. İki tane böyle yuvarlak var. Bu yeni promosyon anlamında. Arkadaşlar bu kart mucizevi bir kart. Çok güzel bir kart. Miami tavanlarındaki Shaquille O'Neal bu. Ve bu karta 310 bin MT verdim. Tabii ki de bu videodan sonra satacağım. Video içeriği olsun diye bu kartları alıyorum. Sonra tekrardan satacağım tabii ki. 96 ofansif, 99 defansif ratingi var. 7-1 boyunda, 325 pound bir tank. 98 turnike, 95 driving layup. Mid range'e gelirsek 65 mid range'i var. Bu 69 oluyor. Bu da büyük ihtimalle atabiliriz demek oluyor. Yani boşken atabiliriz Shaquille O'Neal'la mid range. Ama hayatımda hiç mid range attığını görmedim Shaquille O'Neal'ın. Ve üçlüğüne geleceksek tabii ki 35. Standing dunk 98, driving dunk 98 ve benim auction house'dan aldığım adam buna ayakkabı eklemiş. Contact dunk'ının 99 yapıyor. Normalde kaç olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimalle yine yüksektir. Bir 94-95 vardır. Ama 99 contact dunk'ı var şu anlık bu kart için. Ball control 58 iyidir. Yani Shaquille O'Neal için daha ne kadar olabilir. Blow 97, shot contest'i 98, steal'ı 80. Steal 80 demek, yani B artı demek. Topta çalabiliriz onunla.
Box out'u 98, ofansif ve defansif reboundu 97. Hızı 82, bu çok garibime gitti ilk gördüğümde. Hani abi Shaquille O'Neal'sın sen, o kadar hızlı bir oyuncu değildi. Shaq prime zamanında bile, yani 2000-2001 Lakers zamanında bile bu kadar hızlı değildi. Ama 2K Miami zamanlarındaki kartına 82 hız koymuş. Tamamdır. Vertical 99 bayağı bir yükseğe zıplayabilecek. Grade'lerine geldiğimizde ise böyle üçlü F tahmin edeceğiniz gibi. Yani rebound, defansif, her şeyi A diyebilirim. Rozetlerine geldiğimizde ise 9 tane Hall of Fame rozeti var. Büyük ihtimalle bütün defansif rozetleri koymuşlardır Shaq'e. Brick Wall, Bruiser, Rim Protector, Defensive Stopper, Hustle Rebounder, Tyler Scorer, Relentless Finisher, Lob City Finisher ve Posterizer. Gold rozetlerini gösterelim. En önemlilerini söyleyeyim. Yani evet, genel olarak Difficult Shot, Drop Stepper. Drop Stepper önemli. Keşke bunu Hall of Fame yapsalarmış. Ama olmamış. Genel olarak çok güzel rozetleri var. Genel olarak zaten defansif rozetler var. Kartın dizaynı da bu şekilde hoş durmuş. Yani şu arkadaki iki şeyi beğenmedim. İki tane yuvarlak var arkada. Onu beğenmedim. Onun dışında kart güzel duruyor. 97 overall olduğunu da söylemek lazım. Kadromuz da bu şekilde. Yani en çok kullanmayı sevdiğim oyuncularla birlikte bir kadro yaptım. Yani Magic'i kullanmayı çok seviyorum. Ayrıca çok güzel bir demigod. Karşısına geliyor 6-3'lü tipler ama adamın boyu 6-9. O yüzden yani biraz da çiğ izleyebiliriz. J.R. Smith release'i mükemmel. Luka Doncic yeni bir kart olduğu için onu oraya koydum. Yoksa yani normalde çok kullanmayı sevdiğim bir oyuncu Luka Doncic tabii ki. Ama yeni bir kart olduğu için onu ilk 5'e koydum. Genel olarak zaten Porzingis ve Shaquille O'Neal'la sayı atacağım. Pot altını domine etmemiz lazım. Her neyse, maçımıza geçelim. Ve rakibimiz bulundu. Kadrosuna bakalım. Kyrie Irving, Ray Allen, Kawhi Leonard, Anthony Davis'e Kareem Abdul-Jabbar. Shaq'i savunacak kişi Kareem Abdul-Jabbar. Biraz zorlayıcı olacaktır ama sıkıntı yaşamayacağız diye tahmin ediyorum. Anthony Davis de Porzingis'i savunacak. Bunda da bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Hadi maçımıza geçelim. İşte Big Shaq orada. The Diesel orada. Tip. Onunla... Ne oldu lan öyle? Tamam mı? Top bizde. Tamam da. Oha, çok değişik. İlk defa böyle bir şey gördüm bu sezon. Bu sene daha doğrusu. Ya full Shaq'la oynayacağımı ben söyleyeyim size. Güzel bir blok Doncic'ten ama Kawhi orada. Kawhi logodan gönderdi 73'lük. Bunu denemek mantıklıymış. Porzingis'i hiç görmedim. Neredesin Porzingis? Adamsın Porzingis. Şimdi gel bir buraya. Pick and fade oynayalım seninle. Porzingis. Üçlü isabetli. Ya abi çok özlemişim bu adamı ya. Keşke bu sezon sakatlanmasaydı. Pardon, geçen sezon sakatlanmasaydı da bu sezon oynasaydı ya. Rebound Magic'te hızlı hücumdayız. Şimdi Porzingis'e geldik. O kadar hızlı değil. Ama Shaq'e geldik. Shaq hızlı. Shaq hızlı. Yalnız Porzingis yine boş. Porzingis üçlük. İsabetli 2'de 2. Üçlükle ilerliyoruz. Asist Shaq'ten. Hızlı hücumdayız. Shaq koşarsan sana vereceğim. Shaquille O'Neal aldı sırt, verdi sırtını. Döndü Shaq, içeriye girdi. Sayıyı buldu. Kötü bıraktım ama sayıyı buldu. Shaquille O'Neal da ilk sayısını böyle aldı. Olmadı, bir saniye. Shaq'le içeri girdik. Shaquille O'Neal'a aleyup sol eliyle bitirdi Shaq. Abi çok çok iyi kartlar ve keşke normalde alabilsem bunları derken Ray Allen alır almaz isabetli Shaq ribaundu aldı. Koşuyoruz. Hızlı hücumdayız. Shaq onu da geçti. Shaq kontak atla bitirdi. Kareem Abdul-Jabbar'ı öldürdü. Öldürdü. Oho. İşte ayakkabısının yararlarından biri de bu derken Ray Allen direkt üçlü gönderdi. Geldik Shaq'e. Shaq gitti. Bir contact dunk daha mı? Bir tane daha. Tam contact olmasa da smash'la bitirdi. Mola ihtiyaçları var. Shaq rebound'ı aldı. O da nasıl ilk rebound'ı lan? Daha da olması lazım. Shaq gitti bir smash daha. Oğlum çok OP bir kart ya, çok yani overpowered bir kart, çok normalden daha güçlü bir kart. Ya abi bu ne? Ciddiyim, bu ne? Bakın, alıyor topu, ya şimdi kaybetti de takeover'da açtı bu arada. Alıyor topu, getiriyor korttan, içeriye giriyor, faul alıyor. Oğlum bu Shaq değil ya. Ciddi bir Shaq değil yani bu. Ve 78 ratingli servis atışı var. Abi hayır.
satmak istemiyorum. Ciddiyim, bu adamı satmak istemiyorum. 11. sayısını attı daha 3 dakikada. Tekrardan geldik Shaq. Sırtını verdi. Döndü Shaq. İçeride sayıyı buldu. Takeover açık olduğu için bunlar giriyor. Porzingis rebound'ı aldı. Ona da biraz oynamamız lazım ama abi bu ne? Shaq yine girdi. Shaq verdi sırtını. Yaptı drop step'ini. İçeride sayıyı buldu. Oğlum çok eğleniyorum şu an lan. Shaq 3. rebound'ını aldı ama topları kaybediyor böyleyken. Sıkıntı o. Kyrie'ye iyi bir contest. 4. rebound'ını aldı Shaq. Shaq gel buraya. Tekrardan geldi. Shaquille O'Neal'a geldik içeride. Smash'la bitirdi. Basket bir defa. Shaquille O'Neal'a 17. sayısı. Abi şu release'e bakar mısınız ya? Alışık değilim çok fazla ama yani 78 olması da çok değişik geldi bana. Kyrie alır almaz. Üçlü isabetli değil. Shaq orada rebound'ı mı aldı? Kim aldı orada rebound'ı bilmiyorum ama... Tamam artık saçmalamaya başladık. Bir pick and fade oynayalım. En iyisi bizim için bu. Shaq. Porzingis. Geldi Shaquille O'Neal'a içeride. Sayıyı bulamadı. Ama rebound'ı aldık. Luka Doncic. Üçlük. İsabetli. Topu çaldık Magic. Bir alley-oop pası. Bir alley-oop nasıl gider? Shaquille O'Neal smaçla bitirdi. Mola ihtiyaçları var tekrardan. Kobe. Uyuma Ray. Uyuma Ray. Uyuma kardeşim. Magic içeri girdi. Kat etsin Shaq. Shaq girdi içeri. Smash'la bitirdi. Diesel Shaq. 21. sayısı. Geldi Doncic. Doncic geldi Shaq. Shaq içeride sayıyı bulamadı ama faul aldı. İlk servisi kullanacak Shaquille O'Neal. Abi bu 78 servis atış ne ya? 2'de 2. Rebound'ı o aldı. Geldi J.R. Smith. Üçlük. İsabetli. Geldik Luka'ya. Luka üçlük. İsabetli. Porzingis'in asistiyle tekrardan moda ihtiyaçları var. Shaq 9. rebound'ını aldı. Hızlı hücumdayız. Topu çalamaz büyük ihtimalle. Geldik. Porzingis'e bir üçlük daha. Üçlü isabetli. 9. sayısı. 3'te 3 üçlükle ilerliyor mu? 4'te 3 üçlükle ilerliyor Porzingis. Tekrardan hızlıyız. Porzingis içeride sayıyı bulursa çok iyi olur. Verdik fake'i içeride. Porzingis sayıyı buldu. 7-3 demigod. Rebound'ı da aldı şimdi. Abi. Porzingat ya. Girdi içeri. Shaq faul aldı. Porzingat derken. Adam adam çıldırdı. Adam çıldırdı. Kuyu çekti hemen. Çok sinirlendi. Kartlar bu şekildeydi arkadaşlar. Gördünüz. Yani 2K'yı tebrik etmek lazım. Böyle güzel bir kart çıkardıkları için. Ama 300 bine gitmesi tabii ki de çok pahalı. Yani alamayacak bir sürü kişi var biliyorum şu an beni izleyen. Yani birkaç önce sorsaydınız ben de alamayabilirdim. Bu arada neden burada hiçbir şey, hiçbir istatistiği gözükmüyor? Porzingis'in gözüküyor mu? Hayır, onun da gözükmüyor. Neden bilmiyorum ama Shaq 23 sayı. O civarlarda 9 rebound'ı vardı. Porzingis de 9 sayı bilmem nelerdeydi. Ama ikisi de ciddi anlamda çok iyi kartlar. Her neyse buyduluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Shaq ve Porzingis'e daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.